Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Ulusal Birlik Partisi Temsilcim, Sayın Kaymakamım, Sayın Rektör Yardımcılarım ve Öğretim Elemanları ve değerli sanatçılar. Özbekistanlı 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi'nin açılışına hoş geldiniz. Sergimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Yakında Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Fahrettin Sadıkoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Merkez Kaymakamım, Sayın Ulusal Birlik Partisi Temsilcim, değerli misafirlerimiz ve öğretim elemanlarımız. Bugünkü serginin oluşturanlar, kadim medeniyetlerin, buluşların, inançların merkezinden gelmişler, Özbekistan'dan. Özbekistan öyle bir topraktır ki, dünyada çok az bulunan topraktır ki, dünyanın üç hükümdarının savaşına şahitlik etmiştir. Zamanında İskender, sonra Çingiz Han ve daha sonra da Amir Timur bu topraklarda savaş etmiştir. Amir Timur bu topraklarda doğulmuş, bu topraklarda yaşamış ve imparatorluğunun de bir ucu Çin'den Anadolu'ya kadar, İran, Anadolu, Kafkaslar hepsini almıştır. Çok zaman diyorlar, Amir Timur'un ne hatası olmuştur? Söylerler ki Amir Timur'un hatası olmuyor da ancak bir hatası olur. O da Kızıl Orda Devleti'ni, imparatorluğunu yok etmek. Çünkü Orta Asya'nın güneyinde Kızıl Orda Devleti Rusların Kızıl Orta Asya'ya müdahalesinin karşısını almıştı. Ancak Amir Timur ona bakmadı, bir haftanın içerisinde Kızıl Orda'nı da yer üzerinden sildi, apardı. Ancak Amir Timur diğer hükümdarlardan, diğer savaş dehalarından bir farkı var idi. Onun esas farkı da o idi ki, bilime, sanata, kültüre büyük önem vermişti. Ve yasalarında da hangi ülkeye gidirsiniz gidin, oradan bir doktora el vurabilirsiniz, ne bir sanatçıya, ne bir alime, hiçbirine fark koymadan Bukhara'ya getirmelisiniz, Samarkand'a getirmelisiniz. Ve onların tam istediklerini yapmalısınız ve kendimin himayesi altında. Doğrudur, buraya gelen bütün sanatçılarımıza da tüm onlar Suat Hoca'nın himayesi altında oradan çıkıp buraya gelirler. Burada resim çizerler, sanat eseri yaparlar. Tam evlerine gidene kadar biz kontrol altında olanlar. Bir yerine düşüptü söylemek isterim ve aniden geldi bu fikrime de, onu da net size diyeyim. Ne kadar doğrudur, doğru değil, onu da size havale edirem. Amir Timur ordusuyla Ankara'ya kadar geldi. Doğru mu? Doğrudur. Tarih kitaplarında yanlış şeyler çok yazılıptır. Son zamanlar bütün o yanlışlar düzelir. Amir Timur savaşla geldi Ankara'ya kadar geldi ve istedi ki bir imparatorluk kursun. Ancak Cünsel ailesi Amir Timur'un topraklarından ressamları hiçbir savaş yoluyla değil, hiçbir savaş yoluyla değil, o insanları Orta Asya'dan Kuzey Kıbrıs'a getirir ve bu sanatçıları burada savaştırır. Yani bir baksanız kültür sanata ne kadar
değer verilir. Hangi yolla bu insanlar Semerkant'tan, Bukhara'dan, Taşkent'ten çıkıp buraya güle güle gelirler. Tarih ne kadar değişir. Bir taraftan burada yapılanları ora alırdılar. Şimdi ise ele bir ideya, ele bir teori hazırlanır için oradan insanlar bura gelip burada senet yapıyorlar. Bazen biz Orta Asya Cumhuriyetlerine çok dikkatle onları müşahede etmeliyiz. Şimdi size söylediğime dikkatle bakın. Amir Timur'un torunu 1420 senada Samarkand'da bir rasathana yapmıştır. Ve yaptığı bu rasathanada sonra kendisi gidip İran'daki rasathanada da bakmıştı, görmüştü, gelip uzmanlar bulup o rasathanı yapmıştır. Ve hazırladığı güneş sistemi kataloguna benzer katalog Avrupa'da 100 yıl sonra yapılmıştır. 100 yıl sonra. Burası işin bir hissesi. Eğer hatırınızdadırsa Amerika'nın Apollo'nun uzay gemisi açanda onlar semaya çıktılar, astronotlar. Onlardan biri söyledi ki yıldızların hareketini Uluk Bey resethanasında yapılandan 18 saniye hata ile orada yapılanla şimdiki bu teknolojiyle yapılan arasında 18 saniye hata vardır. Yani fark 18 saniyede hata demeyin. Yani Orta Asya'da çok güzel eserler yapılır. Orta Asya'da o yerler de bizim ata yurdumuzdur. Böyle güzel işler yapılmıştır. Orada olan bezekler, nakışlar belki de dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Registan Sarayı, dünyanın 3 Kremlin Sarayı, Registan Sarayı, Amerika'daki saray, 3 büyük saray listesindedir. Bir sözle, Orta Asya'da yapılanlar ve bugünkü ressamlar, hocamızın bu güzel teorisi ki bir taraftan Türk dünyasının, sanatın kültürün dirildir, diğer taraftan farklı bir yaklaşımla oradan buraya bu insanları, bu sanatçıları getirir. Büyük tarihi önemi vardır. Ancak elbette bunların hepsini hazmetmek için yine bir zaman ister ki bütün bunlara doğru değer, kıymet verilsin. Özbekistan ressamlarımız genel olarak felsefi formada eser yaparlar. Bu eserde eğer biz kadın rüyada o bir kadın çekilir. Şimdi burada ne vardır söylemek olan? O bir rüyada dünyada neler baş verir? Bütün onların hepsini düşünmektedir kendi rüyasında. Böyle başka işler de var. Bu ressamların birkaçı devlet sanatçısıdır Özbekistan'ın ve Sovyetler Cumhuriyeti'nde yazılan ilk kitap resmin insanın psikofiziksel duygularına etkisi kitabını da yazan Mehmet Fazil'dir, aramızdadır ve bu eseri birkaç eserin de orada yapmış ressamdır. Sayın Bakanım bu kadar bilgi vermek istedim. Zamanınız azlığında biliyorum ve eserlerle tanış olmanızı ve güzel bir vakit geçirmenizi arzu ederim. Sağ olun. Уважаемый господин министр, уважаемый директор основатель Ближневосточного университета, уважаемый представитель партии Единого народного единства, дорогие гости и наши художники. Сегодня мы открываем выставку наших художников из Узбекистана, которые представляют сегодня свою страну, такой богатой историей и традициями, земли великих открытий и начал. Земли, которые до начала большевистской революции носили название Туркестан, стали свидетелями самых кровопролитных войн под началом великих полководцев, таких как Александр Македонский, Чингисхан, Амир Тимур. Каждый из этих великих исторических личностей внес свой вклад в развитие истории этих земель. Чингисхан, воссоединив кочевые племена,
положил начало монгольской идентичности. Амир Тимур восстановил памятники архитектуры и искусства, разрушенные войнами Чингисхана, и заложил фундамент развития науки и искусства через реставрацию медресе, мавзолеев и мечетей. Такие памятники, как Регистан и обсерватория Улубека, наряду с тем катодом Солнечной системы, строение Солнечной системы, которая была, был им разработан, и аналог, который появился в Европе только спустя 100 лет, сейчас является частью культурного и архитектурного современного наследия. Все это историческое и культурное богатство не могло бы найти отображение в работах наших художников. Большинство из них отображают философские размышления и поиски. Каждая деталь является эхом синтеза мыслей и переживаний творцов. Отдельное слово можно сказать и о книге, написанной нашим художником Мухаммадом Фазиловым, о психофизическом воздействии цвета, которая была переведена на многие языки стран мира и погружает нас в удивительный и непознанный нами простыми обывателями прекрас. Спасибо вам большое всем за ваше присутствие здесь. Спасибо большое за внимание. Rektör yardımcımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de Özbekistan sanatçıları adına konuşmasını yapmak üzere Sayın Muhammad Fazilov'u kürsüye davet ediyorum. Уважаемый доктор Суат Гюнсел, уважаемый министр Хасанбей, уважаемые коллеги, дорогие гости. Сегодня открытие выставки группы художников из Узбекистана. Мы рады видеть вас всех и благодарим за то, что вы здесь. Сегодня искусство будет совесть и заставляет гармонично сосуществовать с окружающим миром, дает возможность понять, где находится грань между добром и злом. Искусство – это совесть человека. Здесь всегда проявляется правда, и оно было в авангарде, ведь во все времена художник оставался непонятым. Но проходили годы, его работы становились великими произведениями. Искусство заставляет человека тянуться к прекрасному, вызывая духовное и эстетическое наслаждение. Несет обществу важный посыл, который в итоге может стать новым ковчегом для человечества. И мы, группа художников из Узбекистана, Хаким Мирзахметов, Файзулахон Ахмадалиев, Мурод Фазил и я, Мухаммад Фазили, с большим удовольствием вносим свой вклад в Кипрский музей современного искусства, который является единственным музеем тюркских народов. Перед нашими глазами создается история единения тюркских народов. Желаем процветания, скорейшего завершения нового корпуса музея, успехов нашим коллегам, здоровья, успехов, всех благ и благополучия вам, Суатбей, вашей семье и вашему окружению. С уважением, группа художников из Узбекистана. Спасибо. Sayın Bakanım, Sayın Yakınlığı Üniversitesi Kurucu Rektörü, Sayın Ulusal Belli Parti Temsilci, Sayın Kaymakamım, değerli meslektaşlarım ve misafirlerimiz. En baştan burada bulunduğunuz için ve bu anı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür etmek isterim. Sanat, vicdanı uyandırır ve dış dünyayla uyumlu bir şekilde olmasını sağlar. İyi ile kötünün arasındaki çizginin nerede olduğunu ve bunu anlamayı mümkün kılar. Sanat her zaman gerçeği tezahür ettirir. Sanat insanı güzelleştirir, ruhsal ve estetik zevke ulaştırır. Topluma önemli bir mesaj getirir. Bizler ise Hakim Mirzahmetov, Fayzulhan Ahmadaliyev, Murat ve Muhammad Fazilov, Özbekistan sanatçıları olarak Türk halklarının tek müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, müzesine katkıda bulunmaktan çok gurur duyarız. Şu an gözlerinizin önünde tarih yaratılır. Türk halklarının birliği oluşur. Sayın Doktor Suat Gümsel, size ve ailenize sağlık ve başını en içten duygularımla temenni ederim. Saygılarımızla Özbekistan sanatçıları. Sa-
Sanatçımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Hasan Taço'yu kürsüye davet ediyorum. Sayın Suat Dinçer Hocam ve sevgili sanatçılar, sevgili konuklar. İlk önce tabii ki hepinize hayırlısı olsun. Bugün sanat içerisinde o yoğunluğu yaşamak ve onu sindirmek gerçekten çok var. Özellikle bu sanatın değeri çok daha farklı köklerden gelse de sabahtan Kazakistan, biraz önce Kazakistan, şimdi ise Özbek sanatçılar izlemek gerçekten muhteşem. Yerimde oturur ve dinlerken, hocalarımı, değerli hocalarımı dinlerken aklıma gelen birkaç şey var. Bizim kendi özümüzden gelen, tarihimizden gelen birçok değeri bugüne kadar yansıtıyorsunuz ve bunu belleklerimize yerleştiriyorsunuz. Zaman zaman bunu modern bir tarzda daha farklı figürlerle gündemimize getiriyorsunuz, bağdaştırıyorsunuz ama hepsinin ötesinde bir yaratıcılık var. İnsan gücünün ortaya koyduğu o varlıkla bir yaratıcılığın ortaya konması ve bunu göstermeniz bizim içimizdeki o zekanın da harekete geçmesini sağlar. Ve sizin yarattığınız o güzelliklerin ne anlama geldiğini düşünmeye çalışarak kendimiz, kendi içimize, kendi dünyamıza bir şeyleri yaratmaya çalışırız. Bu ister kültürel, ister din, ister kendi varlığınız olsun, kişisel varlığınız olsun, ne isterseniz. Ve insanoğlunun en başlangıçtaki günündeki varlığıyla bugünkü halini değerlendirmek ve belki de sürrealist halinde yokluğunu ve karmaşıklığını hissetmeye kadar giden bir davranış şekli olsun. Onun için bu zenginliği sadece ve sadece siz değerli sanatçılar ve buna imkan veren Yakın Doğu Üniversitesi yapmakta. Hocamla sohbet ederken çok enteresan şeyler öğrendim. Kısa da olsa yapmış olduğumuz sohbetlerde gerçekten neler olduğunu, neler bittiğini tasavvur edebilmenin hayalini kurmaya çalışırım. Beynimde yaratmaya çalışırım. İmkanı yok, yaratamam. Bir düşünün ki bir sanat müzesi oluşuyor ve bu sanat müzesinin içerisinde şimdi şu ana kadar 10 bin eser. Kasım 2020 hedefi, 15 Kasım 2020 hedefi, Allah nasip etsin hepimize, göreceğiz onu, o zenginliği. Belki de 20 bin ve ötesi eser ve hedef 100 binlerce eser. Bu zenginliği bir beyninizin içerisinde düşünün, bir tasavvur edin. İmkanı yok, hayalini bile kuramazsınız neyle yüz yüze olduğumuzu. Gerçekten bir hazine. Ve bu hazineyi zenginleştiren bugün işte 500-600 sanatçı, 2020 yılında ise Allah nasip etsin göreceğiz, hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. 1700 sanatçının yapacağı bir aktiviteyi ben tasavvur dahi edemem. Dünyada görülmemiş bir olay. Bu olayı bırakın sanatın varlığını düşünebilmek, onun yarattığı güzelliği yakalayabilmek, o 1700 tane sanatçıyı hayal edebilmek bile benim için çok güç bir şeydir. Bunu hayalini bile kuramıyorum. Onun için ben katkı koyan herkese, bu hocama teşekkür ederim ve inşallah daha güzelliğine, daha iyilerine Allah kısmet etsin, nasip etsin, hep birlikte yaşayalım, görelim. Bu zenginliklerin, bu varlıkların devamını her zaman için arzulayalım. Ve diyelim ki 10 bin değil, 20 bin değil, 100 binlerce esere ve 1700 değil daha nice nice eserlere hep birlikte imza atmak koşuluyla size bir kez daha hayırlısı olsun dileğimi sunarım. Başarılar dilerim ve kutlarım. Hepiniz eline sağlık, hepinizi alkışlamak ve kutlamak, tek tek kutlamak en büyük arzum. Hepinizi tebrik ederim. Sağ olun. И гости. Сегодняшний день проходит в окружении прекрасного. То, что веками копилось поколениями наших предков,
сегодня, благодаря вам, художникам, находит отражение в современном мире. Спасибо вам большое за то, что даете нам возможность прикоснуться к своей истории, к своей культуре, к своей душе. Эта кладезь работ, я больше чем уверен, станет достоянием и гордостью последующих поколений. Я всем желаю неискончаемой энергии и успехов в любых ваших начинаниях. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Yine serginizin açılışına geçmeden önce Özbek sanatçılarımıza teşekkür plaketlerini takdim etmek üzere yeniden ben bakanımızı davet etmek istiyorum. Sayın Muhammed Fazıloğlu. Sanatçılarımız ve rektör yardımcılarımız sizleri sergi kurdelerinizi kesmeye davet ediyorum.